Suresi 6'dan devam ediyoruz. İnsanlar haşrolunduğu, bir araya getirildiği zaman Allah'tan başka taptıkları onlara düşman kesilirler ve kendilerine ibadet etmelerini tanımazlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar haşrolunduğu zaman, hani Allah diyordu ya, ahiret alemine inanmayan insanlar ahiret hayatına geldiklerinde, sabahladıklarında ifadesi kullanıyor Kur'an. Her şeyin ayan beyan ortaya çıktığı, o bilmedikleri, inanmadıkları ahiret aleminin gerçek olduğunu anladılar ve dediler ki, Allah'ım biz gördük, anladık, iman ettik. Bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım dediler. Allah da dedi ki, o kadar Resuller, o kadar elçiler geldi, onları yalanladınız, girin cehenneme ifadesi kullanıyor. İşte ne diyor insanlar? Haşrolunduğu zaman, yani ahiret alemine gelip Allah'ın huzuruna toplandığı zaman Allah'tan başka taptıkları onlara düşman kesilirler. Hani orada keşke seninle benim aramda iki doğu kadar uzaklık olsaydı diyor sapanlar, saptıranlar birbirlerine. İşte o hani imamlarıyla hep onları çağıracağız ifadesi kullanıyor. Bir ayette de şöyle diyor, bu çok önemli. Bakara suresi 104. ayette Rayna bizi güt demeyin, unzurna bizi gözetleyin diyor. Rayna bizi güt demek ne demek? İnsanlardan herhangi birine tabi olup onun helal dediğine helal, onun haram dediğine haram demektir Rayna bizi güt demek. Oysa Allah'ın helal dediği helal, Allah'ın haram dediği haram oluyor. O zaman Allah'ın dışında veya bir başka ifadeyle Allah'ın gönderdiği Resullerin dışında ortaya mesaj getirenlerin hiçbir kişinin sözünü kendinize rehber edinmeyin. Kur'an sürekli şunun üzerinde durur. Peygamberler Allah'ın Resulleri sizin için güzel bir örnektir ifadesi kullanıyor. Bu neyi ifade ediyor? Yani onlar yanıldığı zaman Allah onların yanılgılarını vahile düzeltir diyor. Hani Haç suresi 52. ayette kovulmuş şeytanı bütün peygamberlere musallat ettik ama onların katmalarını kaldırdık, kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık ifadesi kullanıyor. Yani peygamberler yanıldığı zaman Allah düzeltiyorsa, düzeltilmiş bir beşer kelimesini Kur'an ne Cebrail ne peygamberlerin dışında hiçbir insan için değil, sadece düzeltilmiş bir beşeri Kur'an peygamberler için kullanmış. Bunu bilmek gerekiyor. Ve arkasından diyor ki onlara düşman kesilirler ve kendilerine haber etmelerini, ibadet etmelerini tanımayanlardır diyor, tanımazlar diyor. Yani neden tanısınlar? Çünkü ikisi de cehenneme gidiyor bundan dolayı. Bak burada aslında Rayna bizi güt deme ifadesi ehli kitap olanları da müşrik olanları da hepsinin imamları var, önderleri var. O önderlere tabi olanlar o önderlerinin dediklerinin dışında bir söz söyleme ve yaşama hakkına sahip olmuyorlar. Ondan dolayı Allah'ın söylediğine tabi olun mesajı veriyor. Doğru lan bu olması gerekmez mi? Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman o inkar edenler kendilerine gelmiş olan hak için dediler ki
Bu apaçık bir büyüdür. Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenler kendilerine gelmiş olan hak için dediler ki bu apaçık bir büyüdür ifadesi kullanıyor. Ne demek büyü? Büyü kelimesi hakkında Kur'an ne anlatmak istiyor? Hem bu inkar edenler peygamberlere büyücüdür diyor. Peygamberler de o inkar edenlerin yaptıkları davranışlara büyü ifadesi kullanıyor. Peki nedir bu büyü o zaman? Görüşü olan yok mu? Hocam burada anlatılmak istenen şey Allah Resulü onlara hak ve hakikati anlattığı zaman insan yaratılışta vermiş olduğu söze yönelik bir davranışa giriyor, adım atıyor. Dolayısıyla o Resulün söylemiş olduğu o sözden etkileniyor. Etkilendiği için işte bu kafirler, dönmeyenler diyorlar ki İşte o etkilenenler için onun sihirinde, büyüsünün yetisinde kaldı. Onun için o Resullere büyücü ifadesi kullanıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Çok güzel. Yani büyü karşıdaki kişiyi söz ve davranışlarıyla etkileyip onu kendine bağlama anlamında kullanmış büyüyü Kur'an. Bu hem peygamberler ama Kur'an'a göre öyle bir büyü diye bir şey yok. İnsanlar hani Firavun'un peşine niye gidiyorlar? Yani sihirbazları topladı, Hazreti Musa'nın karşısına çıkardı. Hazreti Musa da sağ elindeki asana at dedi Allah, attı. Onların uydurdukları bütün büyüleri, yılanları yutuverdi ifadesi kullanıyor. Burada İşte o inkar edenlerin ortaya koyduğu yalan yanlış anlayışları ortadan kaldırıyor. Doğru bir anlayışı Allah getirip onların dünya hayatındaki yaptıkları yanlışlıkları reddediyor. Olay bu. Burada ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eyvallah. Büyüyü de aynı düşünüyorum. Hazreti Hocam ifade ettiğiniz gibi kelimelerden etkileniyor ve bu büyü diyorlar. Halbuki hakikati görünce hakikate kalp şey oluyor. Yani ona kayıyor, hakikate kayıyor ve buna büyülendi ve ona tabi oldu diye bakıyorlar. Bir de sihir var hocam. Sihirbazlık ve sihir. Ben sihiri de aklıma şöyle bir örnek geldi. Bilmiyorum arkadaşlar şey yapan yani bununla ilgili ne düşünürler. Mesela yıl sonu geliyor. Asgari ücrete zam yapıyorlar. Diyorlar ki işte geriye dönük 12 ayda enflasyon oldu %50. 10 bin lira alıyordun, onu 15 yaptık. Niye? Çünkü enflasyon %50 oldu. Ama enflasyon geriye dönük %50 oldu. Geriye dönük, ben bunu sihir olarak görüyorum, onu da söyleyeyim. Yani bazıları zaten hiç milleti umursamıyordu. Bazıları en azından geriye dönük olan o enflasyon farkını şeye yansıtıyor, maaşa yansıtıyor. 10 lirayı 15 lira yapıyor. Enflasyon %50'dir diye. Ama o enflasyon geriye dönük vardı. Yani o yaşandı, bitti. Sen gerçekten hakikati burada oluşturmak istiyorsan ileriye dönük de en azından geriye dönük 12 ay %50 ise enflasyon, ileriye dönük de 12 ay yine %50 en kötü hesabını yap. Ona göre ver. Ona göre verdiğin zaman alın terinin karşılığını vermiş olursun. Ama ne yapıyor? Geriye dönüp %50 hesaplıyor. Ama o yaşandı, bitti. İşte sihir. Biz daha iyisini veriyoruz diyorlar mesela. Eyvallah, biz öbür kötüler de gördük ama bu bir sihirdir işte. Çok. Daha iyisi değil. Adaleti bulmak istiyorsan, çünkü o an itibariyle önümüzdeki 12 aylık süreç o enflasyonun, maaş, alın terinin erimesi diyelim, o
devam ediyor, hızlı bir şekilde devam ediyor. Alım gücü hızlı bir şekilde yine düşmeye devam ediyor. O hakkını alamıyor o insan. Anlatabiliyor muyum? Yani burada illüzyon yapıyorlar aslında. Çok güzel. Olay bu. Aynen, aynen. Yürekten katılıyorum. Yani bak, çok güzel, iyi anlatıyor. Şimdi aslında mesela bankalar faizle para veriyor. Aslında verdiği para direkt 12 ay taksitle veriyor sana. Aslında bunun ortalaması 6 aydır. Direkt 6 ayla taksitle 12 ay verdiği arasında hiçbir farklılık yok. İşte şu anda devlet geçmişe dönük efendim enflasyonu veriyor ama yeni başlayan enflasyonlar üzerinde hiç onların bir etkisi yok. O yine kaybolup gidiyor. İşte illüzyon dediğin, sihir dediğin olay bu oluyor. Çok güzel. Burada bak şöyle de bir durum yaşanıyor. Mesela arkadaşlardan da ben bunu görüyorum. Cebinde 1 milyonun var. O 1 milyonu yatırıyorsun borsaya ya da faize. Yatırıyor adam 40 bin lira arıyor. 1 milyon veriyor. 1 milyonun karşılığında ayda 40 bin lira arıyor. Bir yıl sonra 12 ayda ne yapıyor? 480 bin lira para arıyor. Ama 1 milyon orada duruyor. O 40 bini yani bir yıl içinde 480 bini arıyor, harcıyor, bitiriyor. Ben diyor adam ev alırsam diyor bana diyor 10 bin lira kira getirecek diyor mesela. Ki bu da ayrı bir sıkıntılı bir durum ama buradaki karşılaştırması aslında çok yanlış. Onun hesabı burada da sihir var yine. Onu söylemek için bunu söylüyorum. O 1 milyon 1 yıl sonra enflasyon %70 oluyor. Aslında o 1 milyona 1 yıl önce alabildiği şeyin %65'ini 70'ini alıyor. %100'ünü yine alamıyor. Ama o parayı harcamış olmasına rağmen alamıyor. Ama diyor ki ben kar ettim diyor. Ayda ben diyor yatırımımı diyor faize yatırım yapmadım. Faizden aldım diyor mesela. Dolayısıyla da 400-500 bin lira aldım diyor. Hani düz hesap. Ama 1 milyonun yine orada diyor. Ama senin o 1 milyonun 1 yıl sonra 1 yıl önceye nazaran alım gücü %75 düştü. Çünkü enflasyon %75. Anlatabiliyor muyum? Yani burada aslında bu Yahudi zihniyeti, içimizde de Yahudileşenler maalesef, burada çok ciddi sihirbazlık yapıyorlar. Milletin parasını, emeğini eritiyorlar bu şekilde. Ama parası eriyen adam uyanık zannediyor kendini. Ben diyor 500 bin lira para aldım, 1 milyonum orada duruyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Halbuki sen akıllı değilsin, seni sihir yaptılar sana. Seni oynattılar, seni zihnini bulandırdılar. Sen zarardasın ama kendi olduğunu düşünüyorsun. Aynen öyle. Yani aslında verdikleri artı para değil, senin kaybettiğin paranın karşılığını verdik diyorlar, o da verdilerse. Yine kaybetmeye devam ediyor senin para. Bu çok önemli. İşte sihir olan bu, dediğin gibi. Yoksa... Evet. Böyle gerek. Yoksa kendisi onu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer ben uydurdumsa bu durumda siz Allah'tan bana gelecek hiçbir şeye malik engel olamazsınız. Sizin kendisi Kur'an hakkında ne taşkınlıklar yaptığınızı o daha iyi bilendir. Benimle sizin aranızda o şahit olarak yeter. O çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Bakın ayette bir inkar edenlerin söylem ve eylemleri hakkında bilgi veriyor. Bir de peygamberin söylem ve eylemi hakkında ayet bilgi veriyor. Diyor ki yoksa kendisi onu uydurdu mu diyorlar. Şimdi Kur'an'da bunun açıklayan çok ayetler var. Eğer bu Kur'an Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu. Yine başka ayetlerde eğer bunu
o peygamber uydurduysa, Allah değil de o uydurduysa, o zaman bu Kur'an'ın benzeri bir kitap getirin ifadesi kullanıyor. Bu da yetmedi. 10 surenin sureyi belirtecek bir kitap getirin ifadesi kullanıyor. Demek ki bunlar eğer getiremiyorlarsa, bunları getirin diyor, getiremiyorlarsa onlar demek ki yalan söylüyor diyor Allah. Ve arkasından devam ediyor. De ki bu peygambere diyor, de ki diye, eğer ben uydurdumsa bu durumda siz Allah'tan bana gelecek olan hiçbir şeye güç yetiremezsiniz. Yani Allah bana bir zulüm yapacak olsa siz engelleyemezsiniz Allah'ın bana yapacağı zulmü. Bulamazsınız. Senin, sizin kendisi Kur'an hakkında ne taşkınlıklar yaptığınızı o daha iyi bilendir ifadesi kullanıyor. Şu anda ne diyordu ayette? Sizin kalbinizin karar verdiklerini ve gizlediklerinizi bile Allah bilirdir ifadesi kullanıyor. Yani senin içinden geçeni bilen Allah, senin ne düşündüğünü, ne karar verdiğini Allah bilmez mi? Bunu anlatıyor. Ve arkasından diyor ki, benimle sizin aranızdaki şahit olarak o yeter, o çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Yani Allah görüyor, biliyor ve şu anda dünya hayatında da Allah'ın gönderdiği vahiy bilgiler dışında özel bir yardımı olmadığı gibi inkar eden ve zulmedenlere de yapmış oldukları zulümün karşılığını Allah kesinlikle vermeyeceğine söz verdim diyor Allah. Şura suresi 14. ayeti açıp bakabilirsiniz. Önceki ayetle ilgili Hud suresi 13. ayet ve 35. ayet de tam bu anlamda yine buna değiniyor. Hud suresi 13. ayet şu diyor, yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki haydi sizin yalan üzere uydurulmuş olarak bunun benzeri 10 sure getirin. Ve eğer doğruysanız Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın diyor Allah. 35'te de aynı o ifade, bunu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki eğer onu ben uydurduysam günahım bana aittir. Ama ben sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım. Uzağım, çok güzel. İnsanın işlediği suç. Kur'an kendi bunu birçok ayette kendini hemen birbiriyle aynen sizin şeyi tefsir ettiği gibi aynen o şekil tefsir ediyor hocam. Evet, çok güzel hocam. Bu Yahudilerin oyunlarıdır, bu yaptıkları oyunlar. Halen de devam ediyor şu hani günümüzde. Nice bu Yahudiler adam, din adamı yetiştiriyorlar. Bu Müslüman ülkelerin başına gönderiyorlar. Burada nice insanları uyutup uyduruyorlar. Ama Allah bunlara diyor ki bunlar suç işliyor. Peygamber de diyor ben bunu yaptıysam bunun suçu bana aittir. Ama siz suç işliyorsunuz diyor Allah. Allah razı olsun hocam. Nasıl şimdi burada aslında ilginç olan bir şey daha var. O da şimdi Allah Resulü onların mantığından konuşuyor. Eğer ben uydurduğumsa evet. Bu durumda siz Allah'tan bana gelecek hiçbir şeye engel olamazsınız. Yani benim Rabbim beni çok çetin bir şekilde cezalandırır, benim şah damarımı keser, siz bile ona engel olamazsınız diyor. Bu aslında şunu gösteriyor, uydurmadığını, gerçekten bu vahyin Allah'tan geldiğini ve Allah'tan nasıl korktuğunu gösteriyor. Yani onların mantığından konuşurken bile Allah'ın kontrolünün dışına çıkmadan
Allah'a olan bağlılığını, hakikate olan bağlılığını ifade ederek konuşuyor. Evet. Onun için bu bile, bu şeyin, vahyin Allah'tan geldiğinin işaretlerinden birisidir. 9. Peki, ben elçilerden bir türeti değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum. Ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. De ki, ben elçilerden bir türeti değilim. Yani, türeti ne demek? Elçi olmadığı halde kendisini elçi resul deyip ortaya çıkan insanlara diyor. Şu anda dünya üzerinde Hazreti İsa ölmedi. Allah'ın sağ yanında oturuyor. Göğe yükselttik diyor Allah. Yani katımıza yükselttik ifadesi kullanıyor. Ve bundan dolayı da insanların ölüp de dirilme zamandan önce gelecek, yeryüzüne inecek, 40 yıl peygamberlik yapacak, 40 gün kadar sürmeyecek ifadesiyle olay anlatıyor. Şimdi bu aslında onu katımıza yükselttik, onu rızıklandırıyoruz ifadesi kullanırken onu öldürdüler ama hani ayette de diyor ya, Kur'an onu öldürmediler, onu asmadılar, onlara ölümün bir benzeri gösterildi. Onu katımıza yükselttik ifadesi kullanıyor. Katımıza yükselttik ne demek? Benzeşen ayetlerden biri de ne diyordu? Allah yolunda ölenleri ya da öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar Allah katında dirildirler. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. O zaman Hazreti İsa öldürmediler derken diğer peygamberler öldürülüp de o ne öldürülmesin? Onu da öldürebilirler. Niye buna başka bir bakışla bakıyorlar? Oysa hani Hac suresi 40. ayette ne diyordu? Onlar peygamberleri ve Rabbim Allah'tır diyen insanları öldürdüler, yerinden yurdundan sürdüler ifadesiyle olay anlatıyor. O zaman insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa o kadar peygamberler gelip geçti ve şu anda Kur'an'da yaklaşık 25 tanesinin kıssası anlatılıyor. Diğerleri anlatılmıyor. Bunun da sebebi Kur'an'da ses getiren, kendi bulunmuş olduğu çağda bir kıssa oluşturan peygamberlerin ismini zikrediyor Kur'an'da. Ondan dolayı diğerlerinden bahsetmiyor. İşte ben bir türedi değilim ifadesi kullanırken Kur'an, devam eden ayette ne diyor? Ben bir türedi değilim. Bana ve size ne yapılacağını ben bilmiyorum. Şu anda hani diyordu ya ayette, Hakka suresi 43, 44, 45. ayetlerde, eğer o peygamber gönderdiğimiz vahyin dışında veya vahye muhalefet eden bir sözde veya bir davranışta bulunmuş olsaydı, onu şah damarına yakalar, kıskıvrak hesabını sorardık diyor. O zaman bütün peygamberler Allah'ın gönderdiği kural ve prensiplere göre hareket ederler. Şu anda Kur'an'da o kadar peygamberler geldi geçti, işlerinden bir tanesinin Rabbin yolundan sapıp yanlış bir yola döndüğünü bildiren hiçbir ayet yok. Bunun sebebi nedir? Allah'ın peygamberlerle Ali İmran suresi 81. ayette bir sözleşmesi var. Kesinlikle onlar da bu sözleşmeye bağlı kalarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ve arkasından diyor ki, türedi değilim, ne yapılacağını bilmiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. Bak, şu anda peygamberlerin yaptığı vahiy ne derse ona uyuyorum. Ve arkasından diyor ki, ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. Uyarıcı kelimesini Kur'an, ahiret aleminde inkar eden ve zulmeden insanların ebedi cehennemde ebedi olarak azap çekeceğinden bahsediyor. Hani
Bakara suresi 286. ayette ne diyordu? Allah'ım bize, bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü yükleme ifadesi kullanıyor. İşte ağır yük neydi? Ebedi cehennemde ebedi olarak azap çekmeydi. Kim buna katlanabilir? İşte Allah yeni bir yaratılışla yaratılıp ahiret aleminde dünya hayatında ateşe attığı zaman hemen ölen ama ahiret hayatında ateşe atıldığı zaman ölmeyen, deriler yüzülüp tekrar meydana gelip ve ölmek istediği halde kesinlikle ölemeyen, hani ne tutar ne salıverir ifadesi kullanıyor. Yani inkar edenler kurtulmak isterlerse kurtulamıyorlar, ölmek istiyorlarsa ölemiyorlar. Bunu anlatıyor. Ve arkasından ne diyor? Bu ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. Yani ben sadece bildiriyorum. Hani Allah'ın Resulüne diyor ki Allah, ya Resulüm onlar inanmadı diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Senin görevin onları Müslüman etmek değil, senin görevin Allah'tan aldığın vahiy bilgileri eksiltmeden, fazlalaştırmadan onlara duyurmak. Dileyen kabul etsin, dileyen de reddetsin. O seninle ilgili bir sorun değil deyip Resulünü teselli ediyordu. Olay bu diye düşünüyorum. Köşe taşı gibi bir ayet hocam. Evet hocam. Hepsini şey ediyor. Hadisleri çöpe atıyor. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Öyle hakikaten. Peki Mustafa abi, o zaman Allah Resulü'nün döneminde İsa'nın hadisleri yok muydu? İsa'dan gelen veya Musa'dan gelen hadisler, İbrahim Aleyhisselam'dan gelen hadisler. O hadislere niye uymadı Allah Resulü? İşte sadece vahyedilene uyuyorum diyor ya. Ötekiler hep çöpe gidiyor. Zaten ayet onların işini bitiriyordu. Bitiriyor yani. O zaman Allah dinini kendi ayetlerinin temeli üzerine kuruyor. Yani nebilerin, rasullerin herhangi bir yerde bir şey söylemiş olmaları veya gelen rivayet üzerine bir din kurmuyor Allah. Veya şöyle diyelim, benim ayetlerimi alın ama size bir rivayet gelirse peygamberden, evliyalardan şunu, onu da alın, bu dinin yanına ekleyin. Böyle bir kuralı koymamış Allah. Yani bunun kapısını bu ayet tamamen kapatıyor. Şimdi burada belki şöyle bir şey de akla gelebiliyor. Bu Allah Resulü'nün ağzından çıkan bir cümle ama Allah ona bunu söylettiriyor. Ben yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum. Tabii ki Allah Resulü bunu böyle yaptı. Peki bu niye Kur'an'a girdi? Böyle bir Kur'an. Yani bize diyor ki Nebi'de sizin için güzel örnekler vardır. Diyor mu? Resullerde vardır. Evet. Allah Resulü bize örnek gösteriyor. O zaman Allah bize demiş oluyor ki sizin Resulünüz Allah'tan Allah gelen vahye uydu. Siz de Resulü örnek alın. Siz de aynı Resulün uyduğu gibi vahye uyun. Başka bir şeylere uymayın diyor. Aynen. Burada kafaya karıştıran bir şey de oluyor. İşte Kur'an'la vahiyle paralellik arz eden cümleler. Mesela bir hadis söylerler. İşçinin hakkını alın teri kurmadan veririz. Veya derler ki komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir gibi. Ve hemen bunları alırlar. İşte sahih hadis filan diye kullanırlar. Şimdi bu tür Kur'an'la paralellik arz eden cümleler olsa bile tabii ki Allah'ın nebisi söylemiştir. Kur'an'dan anladıklarını anlatmıştır. İnsanlara öğüt verilmiştir. Fakat bizim din adına
ihtiyacımız olan bütün kuralları ve kaideleri Allah bu kitabın içerisine koymuş. Yani biz işçinin hakkını alın teri kurumadan vermemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunu Kur'an'dan anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Yani Allah bizi bu ayette Kur'an'ın dışındaki hiçbir şeye muhtaç etmediğini gösteriyor. Kaldı ki öyle bir şey söz konusu olsaydı bizim muhtaç olduğumuz diğer başka rivayetler, bilgiler her neyse Allah onları da alır Kur'an'ın içerisine koyardı. Allah için bir güçlük yok, bir zorluk yok. Ama almamış, yapmamış. Ve sizin dininizi tamamladım diyor. Bu kitapta her örnekten bir örnek verdim diyor. Bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Hani böyle olunca ama insanlar ısrarla Nebi'yi, Resul'ü örnek alacağız diye gidiyorlar. Kim kendilerine bir rivayet getirmişse başlıyorlar bunları karıştırmaya. Ömürlerini, yıllarını o kitaplara veriyorlar. Fakat bilmiyorlar ki ortada somut bir delil belge olmadığı için yani peygamber böyle bir sözü söyledi mi, söylemedi mi, yaptı mı, yapmadı mı somut bir belge olmadığından dolayı herkes kendi peygamberini kendisi uyduruyor. İşte Şiiler kendi peygamberini uyduruyor. Aleviler kendi peygamberini uyduruyor. Sünniler kendi peygamberini uyduruyor. Efendim mezhepler kendi peygamberini uyduruyor. Yani kim ne nasıl gidiyorsa o şekilde bir hadis külliyatı üzerinden aslında paralel bir din uyduruluyor. Bak mesela Türk toplumu paralel devlet, paralel örgüt lafını ne zaman duydu? FETÖ ortaya çıktığında duydu. Paralel devlet yapılanması diye. Ve büyük bir çoğunlukta bu örgütü tehlikeli olarak gördü. Düşman olmaya başladılar. Yani devlet yanına başka bir ortak istemiyor. Allah da istemiyor. Bundan dolayı bu hadise inananlar, rivayete inananlar, bunların üzerinden din uyduranlar paralel bir din uydurduklarının farkında bile değiller. Bu dinin sahibi Allah'tır. Eğer Allah bu kitap size yeter diyorsa yeterdir. Fakat bunlar işin içinden çıkamadıklarından dolayı yani işte mesela Yahudi olanları aklı hayvanları haram kıldık diyor. Okudukları zaman ha Allah oraya haram kılmış ama bize gelince bu değişmiş. Kafaları karışıyor. Anlayamıyorlar. Veya bana şu dört şeyin dışında hiçbir şey haram bulamıyorum diyor. Bunları sayıyor. Ondan sonra bu dört şeyin dışında her şey helal olması lazım o zaman. Bu nereden kaynaklanıyor? Kur'an'ın dilini çözemedikleri için Kur'an'daki formülleri alıp değerlendiremediklerinden dolayı ne yapıyorlar? Biz bunu diyorlar hadislerden çözeriz. Olmadı Arapçadan çözeriz. Olmadı nüzul sebeplerinden çözeriz. Olmadı o günkü tarihi şartları inceleyerek çözeriz. O ona şunu mu demiş, o ona öteki buna bunu mu demiş. Buradan çözeriz. Ama bunların hiçbiri fayda etmiyor. Ve çözmeye çalıştıkları her konu Kur'an'ın diğer ayetleriyle çelişkili bir konuma gelip oturuyor. İşte yani yine başvurdukları metodoloji de onların yarasına merhem olmuyor. Çıkamıyorlar o girdaptan, o çöplüğün içerisinde. Eğer Allah bu kitap size yeter dediyse bu yetmesi gerekiyor. Yetmez dediğin an, hayır rivayet olacak, hadis olacak dediğin an zaten Allah'a karşı gelmiş oluyorsun. Allah'ı yalanlamış oluyorsun aslında. Allah'la ters düşüyorsun. Ama bunu yapanlar için bunun da bir önemi yok. Çünkü niye? Onlar bunu inkar gibi görmüyorlar. Allah'a ters düşme gibi görmüyorlar. Ayetlerin müteşabih olanına uyanlar diyor ya kalplerinde eğrilik olanlar. İlla o kendi uydurup mezhebini, uydurup tarikatını meşrulaştıracak ya diyor orada.
herhangi bir ayet buluyor, onu kendi kafasına göre yorumluyor, oradan cımbız zaman bir şey çıkartıyor ve kendi dinini kendisi uyduruyor. Dolayısıyla bu kanayan bir yara, çok büyük bir sorun. Müslümanların bir araya gelmesini engelleyen şey de aslında bu. Allah bölünüp parçalanmayın diyor. Dininizi parça parça edenlere ateş azabı vardır diyor. Ali İmran Suresi 105'te olması lazım. Ama onlar 4 tane hak mezhep vardır diyor. Yani düşün. Baştan 4 tane parçalanmışlığı kabul ediyor. Onun dışındakiler de hak değildir diyor. Yani sanki onlar karar veriyorlarmış. Kaç tanesi hak olacak, kaç tanesi batıl olacak. Oysa Allah bunların hiçbirini kabul etmiyor. Hal böyle olunca insanlar Kur'an'da gelip sadece Kur'an'da birleşip anlaşamadıkları sürece yeryüzüne ne adalet gelir, ne barış gelir, ne İslam devleti gelir. Hiçbir şey gelmez. Sürekli herkes birbirini öldürür durur. Yani tabii işte Gazze'yi veya Filistin'i 75 senedir öldürüyorlar. Tabii içimiz yanıyor. Dursun bu zulüm diyoruz. İsrail şimdi bıraksa çekse gitse oraları. Tamam dedi, ben artık öldürmeyeceğim, yanlış yaptım, eyvallah. Orada başlar. İran yanlısı, milli işler girer, Mısır yanlıları girer, bilmem neler girer. Başlar onlar birbirlerini öldürmeye. Saudi Arabistan söz sahibi olmak ister. Türkiye bir taraftan oraya müdahale etmek ister. Bu defa da mezhep çatışmaları orada başlar. Sonu gelmeyen bir zulüm bitmez yani. Onun için Kur'an'ı doğru anlamak ve Kur'an'ın etrafında birleşebilmek can alıcı bir önemi var bunun. Yani ehli beyt denildiği zaman, yani ev halkı denildiği zaman bütün Müslümanların kastedildiğini bilmeleri lazım. Ama gel gör ki ehli beyt dediğin zaman Ali Efendimiz ve onun sülalesinden gelen Hazreti Hüseyin'den bilmem neden bilmem neden bunu anlıyor. Bitti. Oradan bunu anladı mı daha bu insan iflah olmaz ki. Çünkü Kur'an'ı yanlış anlamış. Bakmıyor bile Kur'an'a. Kendi mezhebini sadece meşrulaştırmak için oradan cımbızdan o şeyleri çıkartıyor. Efendim, müminler müminlerin velisidir diyor. Ama hiç kimse, hiçbir tarikat, hiçbir cemaat, kendi cemaatinden, kendi tarikatından başkasına sırnak yardım etmiyor. Hiçbir şey yok. Yapmıyorlar yani. Demek ki diğerlerini mümin gibi kabul etmiyor, görmüyor. O bakımdan bu Kur'an'ın doğru anlaşılması en önemli adım yeryüzünün kurtulması için. İnkar edenler, iman edenler için dediler ki eğer o Kur'an onda mıydık, 11'de miydik? Ondaydık hocam, ona geldik. Onu okuduk. Yok okumadık hocam. Yok okumadık da. Okumadık alalım. Tamam, oğlum. De ki, gördünüz mü haber verin. Eğer bu Kur'an Allah katından ise, siz de onu inkar etmişseniz ve İsrailoğullarından bir şahit, bunun bir benzeri şahitli gelip iman etmişse ve siz de mülklük taslamışsanız, bunun ucuna şüphesiz Allah zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez. De ki, yine Allah'ın Resulüne diyor, gördünüz mü haber verin. Eğer bu Kur'an Allah katından ise, siz de onu inkar etmişseniz ve İsrailoğullarından bir şahit bunun bir benzerine şahitlik edip iman etmişse ve siz de büyüklük ve taslamanız bunun sonucu ne olacak? Burada bir soru sormak istiyorum. Burada İsrailoğulları da bunun bir benzeri getirmiştir, getirmişse ifadesi kullanıyor. Neyi ifade ediyor bu? İsrailoğulları ile yani Hazreti Musa ile Hazreti Muhammed arasında yaklaşık 2000 sene bir fark var. 2000 sene önceki bir topluluk benzerini getirmişse ifadesi neyi ifade ediyor? Bu çok önemli.
Görüş olan varsa dinleyelim. Aleyhisselam'ın getirdiğiyle bu Kur'an'ın birebir aynı olduğunu söylüyor. Yani siz Kur'an'ı inkar etmekle Musa'ya gelen Tevrat'ı inkar etmiş oluyorsunuz diyor sanki ayet. Yani 2000 sene önceki bir topluluk bunu, yani bu Kur'an'ı tasdik ediyorsa, bu Kur'an'ı doğruluyorsa, bu Kur'an'ın benzeri şeyler söylüyorsa, o zaman problem gelen nebilerde, resullerde değil, problem sizde diyor Allah. Ve arkasından ne diyor? Sonucu ne olacak? Şüphesiz Allah zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez diyor. Aslında hidayete ermemelerinin sebebi bunlar Cibril'i inkar etmelerinden dolayı. Hani Cibril'e kim düşman ise Allah da ona düşmandır diyor. Hani her peygamber kendinden önceki gelenleri doğrular ve tasdik eder. Kendisinden sonraki gelecek olan peygamberler de müjdeler. İşte Tevrat'ı ve İncil'i doğrulayan ifadesi kullanıyor. Buradaki Tevrat'ı ve İncil'i dediği zaman bugünkü İznik Konsülü'nde kendi elleriyle yazdıkları Tevrat ve İncil değil, Allah'tan gelen vahiy orijini Tevrat ve İncil olduğunu anlamak, bilmek gerekiyor. Hani Araf suresi 157. ayette onlar ki ifadesi kullanırken Tevrat'ta ve İncil'de Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya İman eden insanlar Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. O elçi onlara marufu emrediyor, münkeri yasaklıyor, ağır yükleri üzerinden indiriyor, zincirleri kırıyor. Kim o Resulü destekler, tasdik eder ve indirilen nuru izlerse İşte kurtuluşta olan onlardır diyor. Yani aslında Hazreti Musa'ya indirilenle Hazreti Muhammed'e indirilen, Hazreti İsa'ya indirilen arasında hiçbir fark olmadığını, hepsi birbirini desteklediğini ve onlar Allah'ın gönderdiği vahiy orijini din üzerinde tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisinde olduğunu da anlatarak insanlara güzel bir örnek veriyor Allah. Evet. Şimdi hocam, bu ayet aslında çok ilginç bir şey bu. Yani daha önce biz bunu okuduk ama ben dikkat etmemiştim. Burada Allah bugünkü İsrailoğullarına yeniden gözden geçirmeleri için mi bu ayeti söylüyor? Yani Musa geldi, bu Kur'an'ın aynısını getirdi, şahitlik etti. Ama siz Musa'ya inandığınızı söylüyorsunuz. Fakat Musa'ya gelen ayetlerle birebir olan Kur'an'ı inkar ediyorsunuz. Hal böyle olunca otomatik olarak Musa'ya geleni inkar etmiş oluyorsunuz. Bu ikisi arasında kıyaslamayı yapmalarını mı istiyor Kur'an? Şöyle diyor, hani Firavun ne diyordu? Ölüm anında ben de İsrailoğullarının inandığı Allah'a iman ettim ve Müslüman oldum ifadesi kullanıyor. İşte burada aslında inkar edenlere diyor. Yani bu Kur'an milattan sonra 610 yılında bir peygamberin peygamber oluşuyla efendim yaklaşık 32-33 yıl İslam toplumunda, pardon 23 yıl İslam toplumunda Allah'ın dinini Allah'ın istediği şekilde uygulayan ve yaşayan bir konuma geliyor. Allah'ın Resulünün yaşadığı
ve inandığı vahyi bilgilerle İsrailoğullarının yaşadığı, inandığı vahyi bilgiler arasında hiçbir farklılık olmadığını, onlar birbiriyle uyum halinde olduğunu anlatıp, hani Kur'an diyor ki her peygamber kendisinden sonraki bir kuşağı, eğer yoksa Allah'tan bir erkek evlat istiyorlar, kendi vahyi bilgilerini söyleyen ve yaşayan, kendisini tasdik eden birini istiyor Allah'ın Resulleri. İşte burada iki tane İsrailoğullarının söylediğiyle Hazreti Muhammed'in söylediği arasında fark olmaması bu Kur'an'ın doğru olduğuna bir delildir ifadesi kullanıyor benim anladığım. Ama İsrailoğullarının içerisinde Musa'nın söylediği gibi söyleyen yok ki. Hocam yok yok, burada İsrailoğulları dediği zaman Hazreti Musa'ya tabi olan, onunla beraber denizden kurtuldu, hani vurdu Musa denize, asayı, deniz ikiye ayrıldı. Hadi, iman edenler. Ha, iman eden ve salih amel isteyenler hocam. İsrailoğulları dediği zaman bunu anlatıyor Kur'an. Şöyle düşünelim, yani ayeti daha iyi anlayabilmek için. Farz edelim ki ben şimdi Yahudiyim. Medine'de yaşıyorum. İşte Hazreti İsa'ya reddediyoruz, Musa'ya inanıyoruz diyoruz. Muhammed de uydurdu bu kitabı diyoruz. Şimdi böyle bir ayet geliyor. Şimdi bu ayet bana diyor ki, sen bunu Musa'ya da gelen kitapla bu Kur'an aynısıdır. O dönemde Musa ve yanındakiler bunu kabul etti. Fakat siz inkar ediyorsunuz bunu diyor. Otomatik olarak aslında Musa'yı inkar ediyorsunuz diyor ayet şimdi orada bana. Ama ben Musa'ya gelenin orijinalinin ne olduğunu bilmiyorum ki. O atalarımın bana söylediğini doğru olduğunu zannediyorum. İşte biraz hadis, biraz rivayet, biraz bilmem ne filan. Hepsi böyle. Ben burada şimdi nasıl bir kıyaslama yapacağım? Hocam buradaki, yani, önce şunu anlamak gerekiyor. Aynısı, bu Kur'an aynısı Musa'ya geldi mi gelmedi mi? Bir Yahudi olarak ben orada bunun nasıl şey... Hocam Yahudi yani, değil, Yahudi değil. Burada inkar edenlere diyor buna. Yani inkar eden ne demek? Kur'an'da müşrik, bilmeyen, cahil, kafir, ümmi kelimeleri hep Allah'tan gelen peygamberleri, ahiret alemini, Allah'ın gönderdiği kitapları reddeden insanlara diyor Kur'an buna. Bir topluluk da bunu bundan 2000 sene önce bunu doğrulamışsa ne olacak o zaman? O hak, hakikat ortaya çıkmışsa ne olacak sizin haliniz diyor. O inkar edenlere bunu diyor hocam. Yoksa ehli kitap olanlara değil. Bunu anlamak gerekiyor. Kur'an'da... Hocam bununla ilgili bir ayet okuyabilir miyim hocam? Tabii ki. Şimdi Hud suresinin 17. ayetinde diyor ki, demin hocam dedi ki bu Yahudilerle Musa ile ilgiliydi yahu. Rabbinden diyor apaçık bir delil üzerinde bulunan, bunu yine ondan bir şahit isteyen ve ondan önce bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı kendisini doğrulamakta bulunan kimse artık onlar gibi midir? İşte onlar buna, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan biri bunu inkar ederse ateş ona vaat edilen yerdir. Öyleyse bundan kuşkuda olma. Çünkü o Rabbinden olan bir haktır. Ancak insanların çoğu inanmazlar. Önce şunu bilmek gerekiyor hocam. Allah razı olsun. Hani Kur'an Müslüman olmayanları, genel başlık altında cin diye ifade ettiği insanları ikiye ayırıyor. Bunlardan birisi müşrik olanlar. Müşrik olanlar kesinlikle Allah'ın gönderdiği kitapları, peygamberleri, ahiret aleminin meleklerini kabul etmezler. Kabul etmediklerinden dolayı bunlar dünya hayatını biz kendimiz kurgularız diyor. Hani bir ayette de diyordu ya,
biz dünya hayatında yaşarız ölürüz, tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Ama ehli kitap diye bahsettiği Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği vahiy orijini dini satan, gizleyen, zan ve tahminle Allah adına din uyduranlara Kur'an kitap ehli diyor. İşte bu iki topluluğun her ikisi de Kur'an ifadesine göre Rabbani yoldan sapan insanlar, bunların yeri ebedi cehennemliktir diyor. Ehli kitap olanlar